Evet. Herkese yeniden merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kaldığımız yeri gösterelim. Ne yapmıştık, ne yapmamıştık. En son kaldığımız yer, giriş yaptığımız zaman ana sayfa şu hale geliyordu. Eğer okul yoksa. Mesela şu anda çıkış yaptık. Çıkış yaptığımızda eğer kullanıcı giriş yapmamışsa ana sayfa bu şekilde, bu kadar. Başka hiçbir bilgi yok, gerek de yok. En azından benim fikrim bu yönde. Daha sonra işte giriş yapabiliyoruz ya da üye olabiliyoruz. İşte evet. Giriş yap dedik. Ana Mehmet Eriboğlu ne ya? Çıkış yap. Evet. Tamam. Adı ve soyadını karıştırmış. Neyse, burada bir hata var. Bunu bir düzeltelim, ondan sonra gelelim. Aa, bu niye ya? Ben LibreDo'yu çalıştırmıştım. Yanlış çalışan bir tane var. Ama niyeyse benim istediğim şekilde çalışıyor ya bu. Neyse. Sorun şu ki sayfayı yenilemediğim için aslında eski hali çalışıyor. Tekrar. Allah Allah. Neyse, bir çıkış yapalım. Tekrar giriş yapalım. Tekrar. Tekrar. Normalde Mehmet Er yapması lazım ama soyadının yerine e-posta adresini yazıyor. Onu şimdi düzeltebiliriz. Nereden düzeltiyoruz? App Sign in. Last name. Burada ID password key. E-mail kısmı change email. Tamam, change email'miş. Last name, change last name. Herhangi bir sıkıntı yok, görünüyor. Ha, change email last name'i değiştiriyor ama biz normalde e-mail'i değiştirmemiz lazım. O yüzden hata veriyormuş. Tamam. Çok ciddi bir hata değildi ama yine de düzeltelim, ne olur ne olmaz. Her neyse, şimdi böyle devam edelim. Burada yine sinyaller kullanacağız. Sinyal ne için ortaya çıkacak burada? Ne için kullanılacak? Eğer bir okul eklemiş isek burada okulun sayfası görünecek. Eğer okul eklememiş isek ne olacak? İşte okul ekleme sayfası olacak. Şimdi eğer sinyal varsa bir şekilde mutable oluşturmamız gerekiyor. Şimdi ben burada school ekleme sayfası, burası mesela okul sayfası. Ben burada bir element oluşturacağım ama bu element sinyale göre reaksiyon verecek. Mesela hiçbir özelliği olmayan bir element oluşturmak istersek el kullanıyoruz. Düz div olarak düşünebilirsiniz. Tabii yine child signal olacak. Neden? Diğerlerine mesela item ekliyoruz ama el veya row el elementinde child ekliyoruz. Hani bildiğimiz HTML'de hani şöyle bir şey var ya, HTML'in divin arasında buton, butonun arasında şu bilmem, linkin arasında resim falan. Bunları mesela child olarak geçen bu şekilde kullanıyor. Bravo, HTML'de de aynı şekilde yöntem kullanılıyor. Önce new diyelim, sonra child. Child dersek veri değişmez burada. Ama biz child signal dememiz gerekiyor. Bunun da sebebi şu. Eğer okul var ise okulun sayfası gelecek. Okul yok ise, henüz eklenmemişse, okul ekleme sayfası gelecek. O yüzden geliyoruz buraya, her zamanki gibi static ref kullanıyoruz. Ve altına da işte fn school diyorum. Ne olacak? School bir tane yine bize static verecek. Mutable olacak ve school verisi döndürecek ama henüz bizde school verisi yok. Dolayısıyla olmayacak. Geliyoruz buraya. Struct school diyoruz. School'un bir id'si olacak.
Bir de name'i olacak. Bitti. Tamam. Buraya da geliyoruz. Pardon. Okul var mı yok mu? Henüz emin değiliz. Olabilir de. Olmayabilir de. Dolayısıyla options kullanıyoruz. Mutable new none diyoruz. Yani ilk etapta okul olmasın. Şimdi geliyoruz buraya. Eğer elimizde bir mutable varsa biz ne yapıyoruz? Child eklemek için bir tane sinyal oluşturuyoruz. School. Niye school'u almıyor? Ben daha kaydetmediğim için görmüyor orayı. School. Niye school'u almıyor ya? Child signal. Burada ne diyor? Signal item. Tamam. Child'ı gönder diyor. Burada gözümden kaçan bir şey mi var? Burayı şimdilik es geçelim. School. Ben bir şeyi gözden mi kaçırıyorum? Abi bu ne ya? Niye buraya gelmiş? Ondan dolayı görmüyor. O yüzden olmamış. Şimdi olacak. Signal ref. Burada signal ref dediği şey şunu alacak. Bunun referansını alıyor tabi. Bunun referansını aldığı için ben geliyorum buraya. School diyorum. SCHL diyelim buna. İsimler karışmasın. Parametre olarak school'u alacak. Sonra geliyorum buraya. Diyorum ki bu benim editörüm biraz kötü çalışıyor. Her zaman belirtmem gerekiyor. Çünkü Rust ile geliştirilmiş. O yüzden test ediyorum. Match. Match. SCHL. Yani okul var mı yok mu diye bakacağız. Yanlış değilsem. Options. Tamam. Sum ise. Sum S. Yani school'u temsil edecek buradaki S. Sum ise mesela ne yazsın? Column. New. Item A. Eğer okul eklenirse A yazacak. Okul yok ise şunu yazacak. Tabi burada at school page nerede tanımlamışız? At school page'i nerede tanımlamıştık? Bir yerlerde at school page olması lazımdı. Heh, şurada. Burada at school page bir element return ediyor. Element kapsayıcı bir trait. Dolayısıyla aslında bu ikisinin yani match'in her iki kolu da aynı şeyi return etmiyor. Dolayısıyla burada bir hata verecek. Versin hatasını. Dediği gibi işte mesela element bir opaque type. Yani aslında kalın bir element olmasına rağmen tam olarak bu mesela herhangi bir element de olabilir. Bu mesela column elementi ama buradaki elementin ne olduğuna dair tam olarak bir fikrimiz yok. Dolayısıyla bu bir miktar bizim için sıkıntı. O yüzden biz ne yapabiliriz bunun için? Ya burayı değiştireceğiz ya burayı değiştireceğiz. Geliyorum column new diyorum. New item. Şimdi mesela her ikisi de ne oldu? Column oldu. Tabii bunun yerine şunu da yapabilirdik. Into raw item. Bunu da yapabilirsiniz. Çünkü into raw element pardon. Raw element dediğimiz şey web CSS'nin HTML elementine dönüştürüyor. Yani HTML dosyasına dönüştürüyor aslında. Bunu kullandığımız zaman hepsi neye dönüşüyor? Mesela burada into raw elementi neden görmüyor bilmiyorum. Muhtemelen element sadece element trait'inde olan bir şey. Dolayısıyla column bunu direkt görmüyor. Görmesi lazım ama görmüyor niyeyse. Raw HTML elementine dönüştürüyor burada. HTML element. Aynı şeyi burada kullandığımız zaman o da raw HTML elementine dönüştürüyor. Dolayısıyla türleri aynı oluyor. Türler aynı olduğu zaman da hata vermiyor gibi. Şimdi biz bunu yaptık. Gelelim
Okul ekleme sayfasına Add School'a. Aa, tabii bunu silmem lazım. Tamam. Şimdi okul ekleme sayfasında First Name Add kısmına geldiğimizde şunu diyeceğiz. Ama school bilgilerini burada school biz ne yapmışız? Şurada. Bunu kapatayım. Burada pub olduğundan dolayı, bu da pub olmadığından dolayı buradan çağrılamaz. Dolayısıyla bizim buradan onları çağırabilmemiz gerekiyor. Böyle diyoruz. Add school, süper. School var mı? Bu set. Set diyoruz. Biz burada bir tane sum değeri oluşturmamız gerekiyor. Ne olacak? Burada diyeceğim ki, hani şurada yapmışım aslında. Text input'ta change school name demişim ya. Şu change school name ile school name değerini değiştiriyorum. Dolayısıyla ben buradaki okulun name'ini buradan tayin edeceğim. Şuradaki school name'den tayin edeceğim. Buradan da işte buradaki mutable'ı da sum yapacağım. Niyetim bu. Geliyorum buraya. School diyorum. Ne olsun? ID'si 0 olsun. Bu arada ID kullanmamızın sebebi, hani alışkanlık edinin. Her ne kadar bizim şu an kullandığımız bu sistemde ID çok kullanılmasa da, elementler arttıkça biz bu elementleri birbirinden ayırt edebilmek için isimlerini kullanmak yerine ID'lerini kullanırız. Çünkü ID kullandığımız zaman elementlere, işte bir dizi element içerisinden şu elementi bulmak daha kolay olur. İsimle aramak biraz daha uzun sürer. O yüzden ID oluşturun. Şimdiden kendinizi alıştırın. Name'in olsun. Şuradan gelecek olan school name'in get. School name get. Bakalım. Eğer yaptıklarımız düzgün çalışmışsa buraya mesela fen lisesi yazalım. Okul ekle dediğim anda buradaki ekran gidecek. A diye bir şey yazacak. Eğer her şey düzgün gitmişse. Tamam, düzgün gitmiş. O halde şimdi bu kısmı yaptığımıza göre buradaki A'yı artık yapabiliriz. Şimdi bir okul ekranında neler olur? Okul ekranında şu bilgiler olur. Sınıflar, öğretmenler, efendime söyleyeyim, sınıf, öğretmen, ders dağıtımı, yok ders dağıtımı yok. İşte sınıf grupları, daha doğrusu ders dağıtımları, birkaç tane ders dağıtımı, mesela bir okulda birkaç tane ders dağıtımı yapılabilsin diye planlamışım ben. Bunlar olacak. Ben bunları bir tane inam ile tasarlayalım. Tabii iteration dediğimiz şey inamlar. İnam school pages diyelim buna. Classes, sınıflar, teachers, konular, dersler, derslerin İngilizcesi subjects olarak mı, yoksa bunu nasıl çeviriyoruz ya? Ben subjects diye çevirmişim ama çok da mantıklı gelmiyor bana. Bir bakalım nasılmış. Niye çevirmiyorsun ya? Heh. Ders. Less. Lecture. Lecture en iyisi. Lectures. Eğer yanlışsam biri yorumda bunu yazabilir. Lectures yerine başka bir şey kullanmamız lazım. Bir de time tabling. Time tabling mesela, ben bu proje üniversiteler için de kullanılabilir olması lazım ama bir üniversitede tek bir tane ders programı yok. Düşünün mesela, her fakültenin ders programı farklı. Hatta her fakültede işte sabah gelen öğrencilerin ders programı ile akşam gelen öğrencilerin ders programları da farklı. Ama şimdilik bu dört tanesini kullanalım.
Bunlara iteration kullanıp yapabilir miyiz? School page ile. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Item signal değil. Önce bunları bir şey olarak şurada mesela en başta şu üst kısımda bir şekilde olsun istiyorum. Bu arada yine buralar gidiyor. Bunun sebebi de yine lokal storage'e eklememiş olmamız. Onu da ekleyelim en iyisi. Sıkıntı olmasın. Daha sonra geliyorum buraya diyorum ki local storage insert school, buraya da let school diyelim. Buraya da school diyelim. School'u buraya kaydetsin. Expect. Böyle daha kolay. Bunu yazmamıza gerek yok. Burada school'u set ettik. Buraya geliyorum. School fonksiyonunu çağır. Buradan get'i çağır. Pardon. Süper. School get, get clone daha doğrusu. Clone olmasının sebebi de yine bir structure olması. Get clone niye çalışmadı? Set çalışıyorsa get clone da çalışması lazım. Ama çalışmadı niyeyse. Get set ben yanlış mı görüyorum? School mutable olduğu için get olması lazım. ID'sini ekleyelim. Yok, okulun bizzat kendisini eklememiz lazım. School get clones. Get cloned olması lazım ya. Neyse bir bakalım ne diyecek. Ha, options olduğu için get clones olmuyor. Çünkü burada serialize edilebilen bir değer arıyor ama options'ı serialize edemiyor. Böyle bir uyarı veriyor. Neyse. Şimdi get cloned için şöyle bir şey yapacağız. Match school get pardon signal ref s school olsun ya da direkt if ile yapalım bunu. If let's s school böyle olur mu? Olmaz. Map get olması lazım ya. Get cloned tekrar yazacağım. Ta ki bu bana şimdi tekrar söylesin. Şunu sil. Şunu sil. Get cloned'un bir şekilde çalışması lazım. Niye çalışmıyor? Options cooldown unsatisfied. Burada acaba clone olmadığı için ha clone değil ki. Bu clone olmadığı için yapmamış. Deriv debug clone. Şimdi çalışır ya ben de an bırak diyelim. Oops.
Bakalım burada da muhtemelen lifetime hatası verecek. Yeah. Don't enumerate the options. Help consider borrowing yine standard dysfunction to dysfunction are incorrect. Tamam. Referans istiyor. Size it, serialize, size it, k, setre, value ve t. Tamam. Get cloned, unwrap. İkincisinde çalışmış olması lazımdı. İkincisinde niye böyle ediyor? Serialize edilmemiş. Çünkü bu fonksiyon insert fonksiyonu JSON'a çevirdiği için serialize özelliğinin de trait'inin de implement edilmiş olması lazım. Tamam. Şimdi de hata burada. Tamam, bunda sıkıntı yok. Bunu zaten bekliyorduk. Şimdi geliyorum buraya. School page her bir elemanı için bir buton oluşturmayı düşünüyorum ama normalde bu özellik yok. O yüzden bir tane kargoya bir ekleme yapacağız. Onu da şuradan yapalım. Cargo at iter neydi? İter enum muydu? Enum iter miydi? Hemen buradan bulalım. Rust enum iter. Bakalım. Aslında hali hazırda olması gerekir diye düşünüyorum ama. Denesek mi acaba? Bir deneyelim ya. Enum iterator. Enum iterator. Normalde inamlarda iterator kullanamıyoruz. 3 tane mi varmış? İnam iterator. Burada var mı? Bir bakalım. Enum iter var mı buralarda? Pages'a gelelim. Buralarda bir yerde pages olması lazım. Pages'te kullanılmamış. Nerede kullanılmış olabilir? Ben bunu daha önce bir başka yerde kullanmıştım ama. Bu kitaptan bir bakalım. Search enum iter. Şu. Hangisini kullanmış bir bakalım. DBG Cargo Toml'dan oh. Frontend'in Cargo Toml'ı neyi kullanmış? Bunu zaten kendisi kullandığı için herhalde gerek duymamış. Demek ki Zoom'a zaten indeks edilmiş olması lazım. Bir bakalım. Bunu eklediğimiz zaman kullanabilecek miyiz? 100 Zoom Strum varmış. Strum olduğundan dolayı kullanabiliyoruz. O zaman şöyle alabiliriz. Tamam, bunu aldık. Sonra örnekte bakalım ne yapmış. Into static str into static. Bu da mı Strum'dan? Bu da Strum'dan gelmiş. Bu da Strum'dan geliyor. Bunlar üzerinde iteration oluşturuyoruz. Yani sanki bir diziymiş gibi her bir elemanını kullanabiliyoruz burada bir enum için. Tabi bunları da implement etmeniz lazım. Doğal olarak. Şunu, şunu ve en önemlisi de şunu. Zaten bu Strum'dan geliyor. Strum bu işi yapıyor. Paketin adı da Strum imiş. Hiç aklıma gelmedi. Unutmuşum ismini. Burada da bunu inama çeviriyor. Pardon, iterator'a çeviriyor ve her bir elemanı sanki dizinin bir elemanıymış gibi kullanabiliyoruz. Geldik. Nerede bizim? Bu nerede? Ha, şurada. School'a geliyorum. Şöyle, oops, yanlış.
Şunu alıyorum. Şuna implement ediyorum. Tamam. Şimdi geldim buraya. Items diyorum. Neden items? Çünkü bunlar bir tane değil. 1, 2, 3, 4 eleman olduğu için birden fazla olduğundan dolayı items kullanıyorum. Yani her biri için bunları oluşturacağım. O zaman bunu nasıl yapacağız? School pages, school pages, iter. İter var mı? Burada iteri kullanmamışız ama olması lazım. Bakalım burada nasıl kullanmış. Light state, signal, rep. Ha. Bunu light state'i bir tane listenin içerisine almış. Mutable olarak listenin içerisine almış. Öyle kullanmış. Ama aslında ben bunu listenin içerisine almadan da kullanabilirim. Light state iter olarak çağırabiliyormuşuz. Deneyelim. Bakalım ne diyecek. İter. İteri çağırabiliyor olmam lazım bunun üzerinde. Bir deneyelim. Oops. Bakalım ne diye hata vermiş. Çekelim yukarıya biraz. No variant found for in our school based in the current into enum iterator. Into enum iterator'ı biz yüklemişiz. Yok mu burada? Buraya mı eklemişim ben acaba? Yanlışlıkla. Yok. Burada da yok. Ben nereye ekledim bunu? Ben buraya eklemişim ya. Diğer projeye eklemişim. Pardon. Buradan kaldırıyoruz. Şuraya ekliyoruz. Heh, şimdi. Bakalım. Hala 4 tane hata var. Tekrar hatayı bize göstersin. Hepsi de bu noktalı virgülden hatalar. Bir tane kaldı. Items. İter. Map. Page. Her biri için, her bir page için ne oluşturalım? Şimdi benim niyetim burada şu. Şurası ne olacak? Böyle bir tabmış gibi çalışacak. Ben o yüzden tab ekleyeceğim buraya. Tabı nasıl ekleriz? Yine columns olduğu için kayıyor. Row ekliyoruz. Row'un her bir elemanı olarak ekleyebiliriz. Ama bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi column'ı ekledik. O zaman column içerisinde row oluşturmak olur mu? Burayı da bozmadan Ups. Şöyle yapsak. Column alt alta yaptığı için bu üst üste yan yana gelecek. O yüzden row yapalım bunları. Tamam. Page'e de geliyorum. Her defasında ne yapsın? Bir tane ton oluştursun. Ton. Mir. Label. Label page'in kendisi olsun. Başka ne olacak? Başka da hiçbir şey olmayacak. Bakalım. Bu ne diyor? With bir deneyelim. Burada daha güzel açıklamalar olur ama. Trade zone element is not implemented for school pages. Ben labeli tek alıyorum ama tabi burada labelle ben page'in sadece debug'ını yani aslında print leğene çıktısını almak istiyorum buraya. Ama bunu yapabilmem için de tabii ki debug olması gerekiyor. Debug yapmadığımızdan dolayı dırdır ediyor.
Sonra burada yine dırdır etmiş. It's not implemented. Page'i direkt yazmıyoruz burada da. Formatla yazıyoruz. Formatın içerisine aldığımız zaman bunun debug'ını çalıştırıp çıktısını println olarak veriyor. Ama tabii ki page düz bir şekilde yazdırılmıyor. Biraz daha yine bir şeyler istedi. Unclosed delimiter. Şimdi bunu buraya, bunu buraya, formatı kapatmamışız. Tamam. Bakalım. Şimdi okulumuz eklendiyse, ana oldu aslında. Oldu ama tabii kötü oldu. Buton eklediğimiz için her bir buton tamam, düzgün çalışıyor. Tabii bunu ileride şu şekilde yapacağız. Bunlardan bir tanesi seçili olacak. Yani o sırada bir tane school page'lerden bir tanesi seçili olacak ve biz de ona göre mesela şurada çıktığı buna göre üreteceğiz ve bunun işte altındaki çizgiyi falan filan düzelteceğiz. Bunu biraz şekillendirelim. Bugünkü dersimizi de burada bitirelim. Ne yapalım şimdi? Bir defa row biraz düzgün olsun. Biraz düzgün olsun. S, gap elemanlar arasında biraz boşluk olsun. X düzleminde tabii ilk önce nil yapmak lazım. Sonra x 20 olsun. Tamam. Başka ne olsun? S font new weight ne olsun? Font'un weight'i o, şu olsun. Font weight heavy. Biraz büyük bir font olsun. Onun dışında başka boşluklar olmasın. Bir de bunların altında çizgi olsun. Hani tablarda genelde bu olur. S borders kenarları ne olsun? All değil. Sadece alt kısmında olması lazım. O yüzden bat. Tabii önce yine bir new diyelim. New bat. Batımın ne renk olsun? Border width yine new sonra width width'i 5 olsun ya da 5 olsun. Tamam. Ya şunları bir ekrandan bir çıkarabilsem ne güzel olur. Nefret ediyorum ya şu çizgileri alıyor. Tamam. Alt bottom border'sı 5 genişliğinde olsun. Artı solid olsun. Artı color'ı da ne olsun? Blue 6. Blue 6 olsun. Tabi blue'yu eklemediğimiz için burada şöyle bir şey yapıyoruz. Renkleri kullanabilmek için name it color bütün hepsini al. Niye her defasında böyle ya? Ha, okumuyoruz ki. Burası her çalıştığında okul bilgisini normalde buradan okumam lazım. Cache'ten okumam lazım. Şu kaynaklar neresi uygulama lokal storage'ten almam lazım yani. Bakın burada school'u eklemişim ama her defasında tekrardan siliniyor. Neden? Çünkü ben lokal storage'ten okumuyorum bunu. Bu TR niye TR olarak kaydedilmiş? Lan en TR TR mi?
TR olarak kaydediyor. Burada bir hata var dil kaydederken. Çalışıyor ama mantıksal hata var. Lang olarak şurasının değişmesi lazım. NTR, NTR şeklinde. Her neyse. Orasını daha sonra düzeltirim ben. Biz gelelim şu okul bilgisini bir lokal storage'ten okuyalım. Her defasında. Burada school yüklenirken, çağrılırken gidecek local let's say school'u temsil etsin. Local storage gets kimi alalım? School diye kaydedilen veriyi alalım. Mutable s. Bakalım çalışacak mı? Found enum result ha gets ne veriyormuş bize options result t yuh yuh t verebilir de vermeyebilir de t'nin ne olduğunu da bilmiyoruz biz buraya school diyelim school vermesi lazım bize daha sonra gerçi o kendisi otomatik mi yapıyor buna göre kendisi sanırım otomatik burada değeri school olduğunu buluyor da yine ben belirteyim karmaşa olmasın. School key ile çağırdığım veri buradaki school verisine eşit olur mu olmaz mı? Eğer olursa bana bunu versin. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. If let's sum value local storage gate'ten gelen bir value var ise tabii get aslında result değerini oluşturduğu için buraya tam olarak school gelmez. Result school gelir. Neyse. Şimdi bu value bir result değeri olduğundan dolayı diğer örnekte yaptığımız gibi ok value dediğimiz zaman bu value mesela school olması lazım. Tabii burada ben aslında veriyi tanımlamıyorum. Sadece veriye isim veriyorum. Sonra geliyorum buraya. Eğer böyle bir bilgi var ise bu table near some school diyorum. Değilse zaten none'ı gönderecek. Yani eğer daha önce kayıtlı bir tane var ise ha, şurası. Tamam. Tabii buna da return dememiz lazım. Return. Box nil mi? Bunu yine burada kafam karışıyor. Burada bir tane fonksiyon aracılığıyla aslında bunu yapmak gerekiyor. Bunu nerede yapmıştık? Login kısmında yapmıştık. Login nerede? Login. VS'de. Evet. Insert. Login kısmında. Bir yerde daha yapmıştık. Ama Logged User. Up. Logged User. Burada yapmıştık. Burada yok. Main'de bunun kimi çağırmışız? Logged user. What? Logged şu. Böyle bir fonksiyon oluşturmamız lazım. Biraz kafa karıştırıcı çünkü yani statik ve mutable verinin içerisinde bunu çağırmak biraz sıkıntılı oluyor. Box istiyor çünkü burası aslında bir smart pointer. Burada bir karmaşa oluyor. Return diye bir şeyi burada kullanmıyoruz biz. Ortalık biraz karışıyor. Bunun yerine box ekle demiş ama box kullansam da hata verecek muhtemelen. Yine de deneyelim. Gönlümüz rahat olsun. Box new. Bakalım çalışacak mı? Çalışmış aslında. O hata giderilmiş. School deserialize olmadığı için
okuduğu, şurada okuduğu bu veri var ya, şu normalde JSON. Dolayısıyla JSON'dan bizim Rust türüne çevirebilmemiz için bu Rust türünün, yani SQL verisinin deserialize edilmiş olması gerekiyor. Tamam. Box yapınca çalışıyormuş ya. Ben çalışmaz, dırdır eder. Çünkü box kullanınca çok fazla dırdır geliyor. Çalıştı. Güzel. Oo, ne kadar çirkin olmuş ya. Uf, bunu biraz değiştirelim. Hemen nerede? School font bits heavy olmasın. Semi bold olsun. Ondan sonra genişliği 5 olmasın, 2 olsun. Heh. Bir miktar güzel oldu gibi. Ama ekrana ortalanmış mı acaba? Heh, ortalanmış. Tamam. Ortalanmış. Tabii bizim şimdi şöyle bir şey de yapmamız lazım. Onu da yarın yapalım. Buraya tıklandığı zaman mesela şöyle düşünün. Aslında bunların altının çizgisiz olması lazım. Hani daha güzel görüntü için. Ya da çizgi olsa bile çok ince siyah bir çizgi olacak. Ama diyelim ki mesela ben teachers'a tıkladığım zaman, yani bu sayfaya tıkladığım zaman bunun altında mavi belirsin, diğerleri siyah kalsın, ince kalsın gibi. Onu da bir sonraki derste yapalım. Şimdilik dersi burada bitirelim. Umarım faydalı olmuştur. Biraz karmaşık gidiyor ama karmaşık derken aslında çok da karmaşık değil bence ya. Normal frontend işlendiği zaman her defasında böyle sıkıntılar olur ama en azından bilmiyorum. Ben mesela bunları artık tanımlarken çok zorlanmıyorum. Çok basit gelmeye başladı ve kullandığım, daha önce kullandığım hiçbir framework bana bu rahatlığı vermiyor yani. Aşırı rahat geliyor. Ama ilk etapta biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Neyse, bir sonraki derste görüşelim. Lafı uzatmayalım. Kendinize iyi bakın.